Arkadaşlar merhaba. Yine beraberiz. Yine sizlerle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbet tabii ki sizin en son yeni toplu iş sözleşmesine yönelik olacak. Onu olmadan önce hep aynı yerde duruyorum, aynı mekan diye düşünüyorsunuzdur. Arkada bir fon yok mu falan. İleride arkaya da bir fon koyabilirim zenginlik açısından. O şekilde size hitap edebilirim. Önce durduğum yeri bir göstereyim ben size. Bu benim küçük bir çalışma odam. Sadece ben giriyorum buraya. Normalde burada oturmam ama işte çalıştığım sürece hep burada. Şöyle bir bakarsanız gördüğünüz gibi şöyle bir masa, bol bol uçağım var. Daha da öbür odada da uçaklarım çok benim. Gittiğim yerlerde uçaklar vermişler. İşte Türk Hava Yolları genel kurullarında bazen hediye ediyorlar. Orada UTET dergiler var. Zamanında birinci sayısını 91'de çıkartmıştım Aralık ayında. O günden bugüne devam ediyor. Bir şekilde burada da okullara gittiğim, üniversitelere gittiğim, A'dan Z'ye havacılık adı altında bir şey yaptığım, program yaptığım zamanlardan kalma okulların verdiği plaketler. O işte saklıyorum hatıra. Bundan sonra neye bakacağız ki zaten hatıralara. Orada da işte birkaç tane resim var. Kolaj yapmışım. İşte UTET gecelerinde sanatçıların şeyleri, görüntüleri falan. Hepsi işte yani güzel anılarla yaşadığım bir oda. Bu da şu anda da ben işte o şeylere, plaketlere bakaraktan, uçaklara bakaraktan bazen eskiyi anıyoruz falan filan. Şimdi ben size kısaca bir şeyden bahsedeyim. Çok komiktir bu olay. Şimdi benim 75 yılında bir araba almıştım ben. Düşük, ikinci el bir arabaydı. O zaman tabii durumlar falan müsait değildi ki o arabayı almışım. Bu arabanın bir kötü tarafı vardı. Renault 5 duydunuz mu, gördünüz mü bilmiyorum. Çok böyle çatık kaşlı bir arabadır. 124 ayarı bir araba, çatık kaşlı. Ben bunu almıştım. Bu arabanın da bir eksiği vardı. Satarken adam söyledi bana, bunun geri vitesi dedi, bulamıyoruz. Fransa'dan getirtmek lazım falan diyordu. Sen ver dedim ben o arabayı bana bu fiyata, ben ona geri vites yaparım. Neyse aldık arabayı, biz geri vites yapmak için Hasan Hüseyin Karacan diye baştaki Selim vardı. Beraber şöyle bir 6 ay uğraştık. Yapıyoruz makine atölyesinde. Ondan sonra çat, demek ki suyunu iyi veremiyoruz, çeliğini ayarlayamıyoruz tahmin ediyorum. Kırılıyor. Her geri vitese taktığında kırılıyor. Artık 3 tane yaptık. 3'ü de kırılınca parçada getirtemiyoruz bir yerden. Bulamıyorlar. Tedavülden mi kalkmıştı? Neydi o araba? Eski bir araba zaten. Neyse biz geri vitessiz kullanmaya başladık. Park ettiğim yerde arkamda araba olmayacak. Yokuş aşağı park edeceğim falan böyle yani. Çok değişik yerlere park ediyordum ki geri gelmeyeyim diye. Bu şekilde ben o arabayı kullanarak gidip geldim havalimanına. O zaman zaten havalimanında ya bir iki araba vardı, özel araba. Teknikte bir tane, benim bir tane de Murat 124 vardı, bir baş teknisyenin. Koca teknikte iki tane özel arabası olanlardan biri de bendim. Düşünün, o arabayı bile özel arabaydı. Çünkü öyle kimse de araba falan yoktu. Neyse o arabaya tabii geri vitesinin olmaması yayılmıştı. Bizim Hasan Hüseyin Karacan baş teknisyenim. Yaymış işte bunun geri vitesi yok. Bizim adımızı geri vitesiz sefaya çıkarttılar. Fakat çok ilginçtir, yaşantımda da öyleydi. Demek ki yaşantıma göre geri vitesiz bir yaşamım vardı. Geri vitesiz araba kısmet oldu ilk şeyde. İlk planda, ilk arabam o. Bu araba yapı bana çok bir şey getirmedi. İyi bir şey değil. Yani geriye dönmem, fakat düştüğüm zaman da olmuştuk. Geriye dönmeyip de. Fakat yine de geriye dönmezdim. Şimdi de yapımdaki şu anda da öyle. Hep muhalefet. Hep bardağın farklı tarafından bakarım. Bana bir selam verdiği zaman şöyle bir incelerim, neden vermiş olabilir acaba, tanıyor muyum veya başka bir anlamı mı var? Yani her şeyden böyle kuşkuyla yaşarım, pek güzel bir şey değil bu yani. Onun için toplu sözleşme olsun, farklı yapılar olsun, her zaman şey yaparım. Gizemli yerleri ararım, satır aralarında bir eksik var mı diye ararım. Bir de bir yapım daha vardı. Kendi kişisel bir şey istemem kolay kolay kimseden. Yani pek hatırlamıyorum yani bir şey istediğimi. Genelde de toplum için çok severim toplumculuğu. Gerçekten okulda da mümessillik yapardım. Hatta İlker Yasin vardı biliyorsunuz, Kanal D'nin spor müdürüydü. O da Pertanlıya Lisesi'ndeyken beraber biz öğrenci birliği başkanlığına aday olduk. Ondan sonra o da çok girgin, çok güzel konuşan bir arkadaşımız.
Ondan sonra beraber işte neyse birkaç oyla ben kazanmıştım. Daha okul zamanlarımdan beri, lise çağlarından beri toplumculuğun içindeyim. Şeye geldiğim zaman, Türk Hava Yolları'na geldiğim zaman zaten dernek falan çok popülerdi o zamanlar. Çok önem verilirdi derneğe. Şimdiki gibi değildi. Herkes üyeydi. Herkes üyeydi. Ve benim baş teknisyenlerim, şeflerim, yani başımdaki en yetkili kişiler bile bana oy verip başkan yaptılar. Ve beni hep kayırırlardı. Sen şunu yaparsın, ben bunları iyi doldururlardı beni. Beni onlar doldurdukça ben de saldırıya geçerdim. Genelde de başarılı olurdum. Çekinerek bir yaşamım olmadı. Ne olurum ben bu işe giriyorum ama sonu ne olur? Kendimi olduğu gibi bıraktım. Hala o yapım devam ediyor. Bu yapım sadece size göre değil. Pilotlar Derneği'nin yazısı şeyi olur, yazısı olur pilotlarla ilgili. Bir yazı yazarım, bana kızarlar, genel kurulları çağırırlar, giderim. Orada da sorarlarsa orada da konuşurum. Hiç benim için fark etmez. Yazdığım yazının her zaman arkasındayım. Neresi olursa olsun, hangi sendika olursa olsun. Yani bir şekilde muhakkak bir şeyini, yanlış bir şey varsa bulurum. Ha yanlış yoksa zaten bulamam, konuşamam da. Onun için problem yok. Yanlış olmayana bir şey yapmıyorum. Yanlış yapanları da çok severim. Çünkü yakalarım onları iki de bir. Şimdi bu sözleşmede de çok ilginç şeyler yaşandı. Hepiniz, kimse memnun olmadı gördüğüm kadarıyla, atılan yorumlardan görüyorum. Tabii ben hiçbirinizi tanımam. Ankara'ya gelsem siz beni tanırsınız, ben sizi tanımam. Belki dışarıdan bana bazen selam verenler oluyor, belki de siz dersiniz. Geçerken merhaba abi diyorlar, ben tanımıyorum. Belki de teknisyen keşke kendisini tanıtsa. Onu da bilmiyorum tabii. Herkese kim merhaba derse mecburen biz de merhaba diyoruz, geçiyoruz. Onun için ilginç bir şey, tanımadığım insanlara karşı hitap etmek. Tanımadığım insanların benim hakkımda fikir sahibi olmaları çok ilginç. Nereden ne duydularsa herhalde ustalarından veya eski arkadaşlarından veya abilerinden duydukları ön yargılarla beni yargılamışlar. Ve sağ olsunlar şimdiye kadar hiç benim için kötü yorum atmadılar. Hepsi seviyor, sayıyor ve telefonla bile arıyorlar. Ben de her telefonlarını açıyorum. Öyle bir huyum yoktu benim. Telefon açmama huyum yoktu. Gece 3'te de ararsanız çok önemli bir şeyse pat diye açarım. Telefon yanımdadır. Hatta banyoya girdiğim zaman bile yakında bir yere tutarım. Eğer devamlı çalıyorsa hemen kurulanı telefonu açarım. Yani banyodan çıkar açarım. O kadar da hassasımdır insanlar telefonlarına karşı. Şimdi bu sözleşmede yazdık çizdik biliyorsunuz. Her şeyi yazdık çizdik. Sendikanın zaten baştan istediği rakamı zaten eleştirmiştim. Komik bulmuştum biliyorsunuz. 14 mü istemişlerdi? Herhalde 14, %14 komik bulmuştum. Fakat sonra %14'ü incelediğimde bunun zaten 9'unun yani Ocak, Haziran ayı enflasyonu olduğunu gördüm tabii ki. Bu 14 yani ekstradan bir 14 değil. Enflasyon içinde bir 14'tü. Dolayısıyla istenen rakam 5. 5. Çok komik bulmuştum o 5'i. Hatta birkaç yazımda da hepiniz okudunuz tabii, rahat rahat konuşuyorum. Çünkü o yazıyı da bulurum, tekrar isterseniz yayınlarım size. Bu 5 rakamını bir refah payı olarak istenen bu 5 payını düşük gördüm. Yani çünkü 5 denilen rakam 3 senelik veya 2 senelik sözleşme isteniyordu. Maalesef 3 oldu. O da çok büyük kayıptır. Onu da bir ara izah ederim. Ne gibi kayıpları var. Kalkıp da 2 senelik bir sözleşmede 3 senelik bir sözleşmede %5 rakamı yani verilmeyecek bir şey. Kabul edilmeyecek bir şey. Sırf oradan bir kere döndürdüm. Yani geri vitesim yok derim ya. Sadece o rakam için %30-40 zam bile verseler onu 2 seneye çekmek için ben her şeyi riske atabilirim. Yani böyle bir yapım. Onun için benden sendikacı olmaz. Çünkü ben de sendikacılık yaparsanız ya greve gidersiniz ya da bakarım ki siz gitmiyorsunuz, peşime gelmiyorsunuz. Ben bırakır ceketi giyer giderim. Yani olacağı o. İki türlü de ben ya başarıya giderim ya da size güvenmediğim için çekilirim. Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi, fıkrası vardı. Onun gibi bir şey. Hani peşine takılmış köylü gitmiş demişler ki işte Timur bizim köyümüze şey verdi. Bir tane fil koydu. Fil verdi. Bu fil bizim bahçemizi mahvediyor. Meyvelerimizi yiyor. Hoca efendi sen git de Timur'la konuşursun. Komutan Timur, o da en büyük gaddar komutanlardan birisi. Bu fili köyümüzden alalım. Hoca efendi tamam diyor. Hep beraber gidelim. Hoca efendi başa geçiyor. Arkasında tabii bütün köylü Timur'un sarayına gidiyorlar. Ondan sonra tam içeri kabul edilecekler Timur tarafından. Hoca efendi bir bakıyor arkada kimse yok. Tek başına kalmış. Bir anda içeri giriyor. Timur tabii sert bir şekilde söyle hoca efendi diyor. Sorunun nedir?
söyle bakalım neye geldin buraya? Diyor, bakıyor ki Timur sinirli. Zaten asabi bir insan, gaddar, sert. Ondan sonra başı belaya girecek. Efendim diyor, bir fil yollamışsınız. Evet, yolladım diyor. Ne olmuş? Efendim o filin bir de eşi olsa, köylü onu bir de eş istiyor. Daha iyi olmaz mı diyor köylü. Timur, tabii çok memnun olurum demiş. Madem istiyorsunuz ikinci fili de yarın yollarım. Teşekkür etmiş, gelmiş Nasrettin hocamız eve. Ondan sabah bir kalkmış, bütün köylü toplanmış. Nasrettin hocaya, o evinin önünde. İşte Nasrettin hoca ne var demiş. Ya dedim hoca efendi, sen fili alın diye gittin oraya. Fil alınmadığı gibi bir tane daha geldi. Demiş ne yapayım, gittim. Siz olmayınca korktum. Ben de bir tane daha verin bari. Bu fili geri alın diyemedim. Çekindim, kafamı vurur. Uçurur benim kafamı diye korktum. Tek kaldım. Onun için ne yapacağımı şaşırdım. Efendim dedim, bir tane daha fil istiyoruz dedim. Çok mutlu oldu. Aldık geldik fili demiş. Yapacağım başka bir şey yoktu dedi demiş. Bu güzel bir, hoşuma giden bir şeydir. Fıkra mı derler artık, yaşanmış mıdır bilmem. Ama bu Google'a da bakarsanız bunu rastlarsınız zaten. Şimdi ben de öyle, arkamdan gelirseniz giderim. Gelmezseniz ondan sonra kendim çeker giderim. Ya da size 10 veriyorlarsa 8 yeter der çeker yine geliyorum. Onu da söyleyeyim. Yani onun için bu işler böyle çocuk işleri değildir. Girdim mi bu işe sonuna kadar devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Hatta yazılarımda ne demiştim hatırlıyor musunuz? Eğer sendika size güveniyorsanız, sendika greve de gitse, greve oylaması da yapsılsa evet deyin dedim. Greve evet deyin, çünkü sendika istiyorsa satmak olmaz demiştim. O yazımda duruyor. Yani sendikacılığa inanırım ama ne zamana kadar? Doğru yaptığım müddetçe de arkasındayım. Şimdi burada yanlış olan şeyler şu. Bir kere baştan istenen rakam düşüktü. %5 gibi bir rakamla refah payı olmaz. Zaten enflasyon sizin hakkınız. Enflasyon zaten sendikanız olmasa bile o Türk Hava Yolları size o enflasyonu vermek zorunda. Yani Ocak-Haziran ayının 9'unu %9 olarak resmi enflasyon rakamını zaten siz alıyorsunuz. Almak zorundasınız yani. Kimse girmesin sözleşmeye. Temmuz ayında işte başladı ya, Temmuz ayında siz zaten o 9'u almanız lazımdı. Bunun üzerine işte 4 ilave edip 15 demek biraz düşük geldi. Böyle sözleşme devam etti. Revize etmediler. İstedik, onu da yazdım. Revize edin bu rakamı. Yoksa işveren hemen imzalar dedim. Bu 15'i saniye tutmaz, sözleşmeyi bitirir dedim. Hayret. İşveren de 15'i de imzalamadı. Çok ilginçtir. Ben olsam işverenin yerinde hazır kucağa gelmişler bunlar derim. 15 istiyorlar. Zaten 9'unu benden alacaklardı. 5'te 3 seneyi kapatırım derim. 2 sene vermişlerdi. O 3'ü anlaşmışlardı belki onlar diye düşünüyorum. Verirdim. Fakat vermedi. İnat etti. Fazıl Bey hesap uzmanıymış. Çok güzel hesaplamış, kitaplamış. 3 ay sürüm süründürdü. Milleti tabii. Sendika değil. Sendika gider sohbet eder. Çayını içer, kahvesini içer. Efendim el sıkışırlar. Hiç kavga etmez onlar. Merak etmeyin odalarda. Ondan sonra yine gelirler. Olan bekleyen insanlar da belki arabasını değiştirecek, belki evini değiştirecek, belki yatak odasını değiştirecek, belki çocuğuna yeni elbise alacak. Yani bu kadar çok ihtiyaçlar var ki hepimizde. Belki buzdolabı eskimiş değiştirecek. Veya yani sadece olaya domates, biber mantığıyla bakmamak lazım. İnsanlar zaman içinde kıyafet alırlar, kıyafetlerini değiştirirler, evinde dekorasyon çalışması yaparlar. Bunlar son derece doğal. Hele Türk Hava Yolları gibi büyük bir müessesede çalışan insanların da şey olmaması lazım. Böyle yani oturduğu evinden tut da oturduğu semtine kadar veya yaşantı biçimine kadar şirketin o lüksüne, o şatafatına yakışır olması gerektiğine inanırım. Onun için bu ufak geldi rakam bana. Neyse sürdü etti falan filan. Arkadaşlardan yine yorum ataraktan işte İlker Bey devreye girsin, çıkmıyor, etmiyor dediler. Hatta fuarda yanıma gelenler, bizim fuarda da bir standımız vardı biliyorsunuz airline haber olarak. Orada da gelenler bu isteği yaptı. Ben de dedim ya, yani benim bir çekineceğim hiçbir şey yoktur. Açtım, denedim. İlker Bey'in telefonunu ben genel kurulda almıştım. Genel kurulda tartışıyoruz biliyorsunuz İlker Bey'le. Seviyeli bir tartışma yapıyorum. Sizin o 5000 lira konusu da biliyorsunuz genel kuruldan sonra çıkmıştır. Sağ olsun genel kurulda beni çok iyi dinledi. Yardımcı olacağım dedi. Ortaklara sorayım dedi. Yönetime sorayım dedi. Sonra
bana haber yollattı. Sefa Bey veriyoruz 5 dedi. Fakat ben bir yanlış yapmışım. 5'i netmiş Türk Hava Yolları'na verilen. Biz 5 dedik sadece. 5000 dedik. O da Çelik İş'e 1500 vermişti biliyorsunuz o zaman. İmza parası olarak. 5000 brüte tamamlamış. Orada keşke söyleseydim efendim 1500 brüt vermiştiniz. Bu da brüt olmasın deseydim. Belki İlker Bey onu da kabul edip bunu 5000 nete çevirebilirdi diye düşünüyorum. Orada bir hata var. Ama benim hatam değil. O bana kimse hatırlatmadı onu. Çünkü konuşacağımı ben yazmıştım. Genel kurula gidiyorum. Bu konuyu gündeme getireceğim demiştim. Oldu. İlker Bey ilginç bir insan. Devamlı eleştirdiğim için o bana eleştiriyi açayım dedim Sefa Bey. Eğer gerçek doğru haber yapıyorsanız ve benimle ilgili bir konu varsa eleştirebileceğiniz eleştirin dedi. Ben öyle şeyden yılmam dedim. Tamam efendim, tam yerine düştünüz dedim. İlk buluşmamızda ben sizi bol bol eleştireceğim artık dedim. O da gülümsedik falan. Ondan sonra da devam ediyorum. Biliyorsun yazılarıma bakarsanız öyle Türk Hava Yolları içinde aman işte Allah başımızdan eksik etmesin, çok iyi genel müdür, çok iyi efendim İlker Bey mükemmel bir insan falan demem. Gerek yok bunları demeye. Çünkü sataşmıyorsam, laf atmıyorsam sorun yoktur. Benim açımdan öyledir. Kimsenin de yalakalını yapmaya da gereğim yok. Kimsenin de odasına girmem. Odasına girdiğin zaman çünkü oradaki odacı görür, kapıcı görür, çaycı görür. O bir şekilde yayılık. Herkes zanneder ki kişisel bir istek için gittim. Çünkü bir tüzel kişiliğim yok. Ha, dernek başkanı olsam giderim, derneğim için gittim derim. Sendika başkanı olsam giderim, sendika olaraktan gittim derim. Ama şimdi Sefa Aynalı tek başına niye gideceksin oraya? Herhalde bir isteği vardır derler falan diye gitmem. Yoksa egomdan değil yani, yok o tenezzül etmeme falan değil, kendilerine söyledim ben bunu. Dışarıda benim misafirim olun, yemeğe ben size davet edeyim, gelin konuşalım dedim. O da olur dedi İlker Bey sağ olsun o zaman. Müsait bir zaman bulamadı ki hani ne zaman yemeğe gideceğiz demedi. Deseydi zaten onu kendisine layık olduğu bir şekilde ağırlayacaktım. Hala da bu teklifim açıktır. Daha yemeğe gitmiş falan da değiliz. Onun için telefonu vardı, telefonunu aradım ben. Dedim böyle böyle efendim bu nasıl iş, bu sözleşme böyle şey olur mu falan. Arkadaşlar mutsuz dedim. Niye mutsuz? Ne yapabiliriz dedi. Ben bir öneri getirdim ona. Dedim ki efendim dedim sizde 9 aylık zaten enflasyon var. 9 tamam. Onlar da zaten çok güzel ufacık bir rakam istemişler. 5 tamam. Şimdi Temmuz, Ağustos, Eylül bitti. Temmuz, Ağustos, Eylül bittiğine göre bu 3 ayın enflasyonu da artık aylık aylık açıklanıyor ya biliyorsunuz. Belli 9. Yani süratlerini söylemiyorum. 9 çıkmış. Siz şu anda bunu Ocak Haziran'ın 9'uyla beraber şimdi yaşanan 3 aylık enflasyon yine 9. Yani bayağı yükselmiş demek ki 6 ayda 9. 3 ayda o da 9. Değil mi? Bayağı yüksek bir enflasyon. Bu 18 borcunuz var. Evet dedi. Bu borcunuzu verin dedim. Önce ondan sonra sözleşmeye oturun dedim. Yani bu sizin borcunuz, bir 18 falan gitsin. Dedi böyle şey olmuyor genelde dedi. Sene sonunda veriyoruz hani şey. Dedim bu böyle bir şey şart değil ki. Hani böyle bir kural mı var? Böyle bir kanun mu var? Yok. Siz peki sene sonunda ne alacaksınız dedi. Sene sonunda da dedim Ekim, Kasım, Aralık'ı alırız. Onu verirsiniz arkadaşlara fark olarak. Bu şekilde düşündü. Evet olur, niye olmasın dedi ya. Mantıklı dedi. Yani borçlu da kalmayın millete dedim. Yani o da tabii laf atıyorum borçlu olarak gösteriyorum onu. Ondan sonra makul dedi. Ben dedi arkadaşlara talimat vereceğim dedi. Teşekkür ettim ben de. Ondan sonra kapattık telefonu. Hakikaten söylemiş zaten. Burada açıkça söylüyorum, yazıyorum. Herhalde İlker Bey bunu seyredecektir, görecektir veya birisi söyleyecektir. Bu da yalan yalan olmaz zaten yani. Aleni bu kadar da yüzsüzlük olmaz der. Neyse ondan sonra hakikaten sistem bu şekilde devam etti. Şimdi benim niyetim neydi? Benim niyetim aslında her aylık enflasyonu, ikisinde üçünde açıklanıyor enflasyon biliyorsunuz. Her ayın ikisi üçünde artık açıklıyorlar. Siz sekizinde maaş alıyorsunuz öyle biliyorum. Şimdi ay bittiği zaman üçünde açıklanan rakam, enflasyon rakamı neyse, üçündeki enflasyon rakamı neyse, sizler de bu alacağınız rakamın hemen üstüne işleyebilir. Bir tuşa basarsın bilgisayardan %3 dersin, hepsi de otomatik %3 artar. Bunu yapabiliriz aslında. Bunu da teklif edebilirim. Yalnız burada kafama yatmayan bir şey var. Şimdi eksi enflasyon falan çıkartırlarsa ki ben görmedim eksi enflasyon Türkiye'de de. Olur da bir eksi enflasyon çıkarsa
bu maaşlardan 1-2 puan alırlarsa işte o zaman benim üstüme atlar. Herkes bu bizim maaşımızı kestirdin derler diye. Orada bir sakıncam var. Ama yani Türkiye'de eksi pek çıkacağını sanmıyorum. Yani 1-2 çıkması bile mükemmel. Yani enflasyonun zaten şu anda da ona uğraşıyorlar. 1-2'ye çıkartmaya çalışıyorlar aylık enflasyonları. Yani neyse o farkı da veririm dedikten sonra problem yok. Ne kadar önce cebinize para girerse o kadar avantajdasınız. Mesela şimdi enflasyon parası şu anda cebinize aldınız 100 liraya koydunuz. Şu anda 100 lirayla kaç litre benzin alıyorsanız inanın ki 6 ay sonra o benzinin 4'te 3'ünü alırsınız. Yani mutlaka zam gelecektir. Yani çünkü devamlı bir enflasyon var, devamlı bir değer kaybı var paranın. Onun için önceden almak her zaman cazip olacaktır. Bunu hala savunuyorum. Şimdi bir baktım sözleşme bitti. Sözleşme bittiği zaman rakamlara baktığım zaman komik bir rakam çıktı ya. Şimdi 9'u vermişler biliyorsunuz. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık vermişler. Ekim, Kasım, Aralık vermişler. Temmuz, Ağustos, Eylül niye vermemişler? Onu da İlker Bey'e tekrar şey yaptım, mesaj attım. Dedim ya bu da bir yanlışlık var İlker Bey, bir kontrol eder misin onu? Dedim. Ondan sonra yani burada bir yanlışlık var. Biz Temmuz, Ağustos, Eylül dedik. Siz Ekim, Kasım, Aralık vermişsiniz. Bu nedir falan. O da merak etti. Çünkü inceleyemez. Çünkü onun da işi, yükü çok ağır. Gerçekten ağır. Üçüncü havalimanı. Bu iştirakler. Hepsinde sorunlar. Ondan sonra Türk Hava Yolları'nın o pilot sorunları, efendim uçak alımları, yok Sabiha Gökçen'e talip olmalar, efendim 3. Havalimanı'ndan pay almaya, bunlar hakikaten büyük zaman işi. Yani inanılmaz bir iş yükü ama sağ olsun görüşüyor benimle. Konuştuk, anlattık derdimizi. Dedi ki ben bir inceleyeyim dedi, size mesaj atarım dedi. İncelemiş, farkı yok Sefa Bey dedi. Yine siz 3 aylık enflasyon farkınızı alacaklar dedi arkadaşlar dedi. Şimdi 3 aylık enflasyon farkını yine alıyorsunuz bu sistemde de. Onu bilginiz olsun. Yani siz şimdi 9 daha 18 enflasyon değil mi? 5'te sözleşmeden mi aldınız? Kaç aldınız? 3,5. 3,5 mu aldınız? 9, 18 zaten şeyin vermek zorunda olduğu rakam. Türk Hava Yolları'nın borcu 18, 21,5'a bitti. 3,5 da sendikanız size 3 senelik için almış değil mi? Yani böyle çıkıyor. Yani ben mi yalan söylüyorum yoksa onlar mı yanlış yazdı bilmiyorum. 21,5 hesabı budur. 9 enflasyon zaten almışsınız Ocak, Haziran. Ondan sonraki 3 ayı da işveren peşin vermiş diyelim. 6 ayı beklemeden vermiş. Kendisi 18. Bu kadar 3 ay bekleme 3,5 için oluyor. Bu mantıkta baktığınız zaman. Neyse bu sözleşmede böyle bu şekilde bitti. Ama güzel bitmedi ve bazı eksiklikler var. Mesela bu 100 lira biraz hakaret gibi olmuş. İlker Bey duyuyorsa söyleyeyim. Hiç vermeseydiniz daha iyi olurdu. Seyyanen 100 lira. Bugün 100 liraya yemek yemiyorsunuz. Normal bir restorana gidin. Normal bize yakışan bir restorana gidin. 100 liraya çıkamazsınız. Onu size söyleyeyim. Ondan sonra yani o komik bir rakam olmuş. İnşallah onlar da zaman içinde değiştirilir. Bilmiyorum sendika buna 100 liraya ne dedi? Vermeyin derdim ben olsun. Benim mantığımda farklı şeyler de var. Yok efendim vefat parası, ölüm parası. Ya bir kere insan ölür. Verme kardeşim. Ben onları istemem. Yani sözleşmeye girdim ama bu lüzumsuz rakamları istemem ben. Yok evlenme parası. Ya evlenen adam kendi düşünmüştür zaten ne masraf yapacağını, ne yapacağını. Sizin vereceğiniz 2000 lirayla, 3000 lirayla, 1500 lirayla evlenecekse hiç evlenmesin çünkü sürünürler. O şekilde parayla ya bu kadar düştü yani 1500 lira, 2000 lira senede bir hayatında bir kere evlenecek ona para verilecekmiş. Geçelim efendim. Bunu öyle bir rakam veririz ki insanlara. Ekonomik yönden güçlü. Zaten o evlilik parasını da oradan çıkartır. Vefat ederse de ailesi onun bir şekilde defneder. Çünkü bir parası vardır mutlaka. Yani böyle süründürmenin bir anlamı yok. Doğru düz para verelim. Bu ek paralar, mek paralar bunlar artık çerez. Bunları hesaba bile katmıyorum ben. Ha, tabii ki şimdi bazen memurlara verilmemiş. Bu da yanlış bir şey. Bir insana muhakkak bir şekilde verilmeli.
bir rakam verilmeli. Yani kimse düşüğe çalışmamalı. Bunun için de iş değerlendirmesi yapılması lazım. Baştan beri bunu diyorum. Türk Hava Yolları gibi bir şirkette Cem Kozlu bir zaman başlattı iş değerlendirmesini. Yabancılar geldi. Yabancı, hatta bizim bölüm, ben de müşteri uçakları şefiydim o zaman. Bizim bölüme geldi. Bizim arkadaşlarla konuştu. Benle konuştu. Birkaç kişilik ekip bayağı bir para harcandı o zaman diye hatırlıyorum. Haftalarca dolaştılar hangarda. Ondan sonra insanlarla konuştular. Her şeyi, ne yaptıklarını sordular. Hep not aldılar. Bir rapor çıktı ama bu rapor bir türlü yayınlanmadı. Ben bu raporun peşine çok düştüm. Şurada dediler, onu aradım. Burada dediler, onu aradım. Fakat bir türlü elime geçmedi. Neyse, o bir rapordu. Tabii ki Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Bunun yabancı şirketleri var. Amerikan şirketleri var, Avrupa şirketleri var. Lufthansa'sı, işte Delta'sı, bilmem nesi, Cathay'sı, bir dünya kadar şirket sayarız. Bunlarda da pilot var, bunlarda da teknisyen var, bunlarda da mühendis var, bunlarda da memur var, bunlarda da dispatch var. Her branştaki kişi onlarda da var. Havacılık bir global, yani bizde şöyle vardı, onlarda o yok diye bir şey yok. Zaten onlarda olan bizde de var. O zaman bunların rakamlarına baktım. Tabii onların aldığı rakamlar çok farklı. Çünkü oradaki bir kira 3000 euroysa, 2000 euroysa, buradaki 2000 euro değil. Bir yerde 2000 lira veya 2500 lira. Hani ortalama kira bulabilirsiniz. Oradaki rakamı alıp da vay efendim onlar 100.000 euro alıyormuş. Ben de 100.000 euro isteyeceğim dediğin zaman zaten yılın komedisi olur. Kahkahalarla gülerler. Şimdi orada şeye baktım ben. Dediğiniz gibi anlattım mı daha önce bilmiyorum. Tavan oranına baktım. Yani şimdi biliyorsun havacılıkta çok önemli. Mesela Türk Hava Yolları'nda iki tane imza yetkili grup var. Bir pilotlar var, kaptanlar. Bir de şeyler var. Teknisyen var. Başka imza yetkisi olan. Ha bir de dispatch olmalı herhalde. Dispatch'te kaç kişi var onu da bilmiyorum. Onlar da lisansiyedir. Hava trafik kontrolörü bize ait değil zaten, DEHAMİ'nin. Yani bu kalifiye personel bunlar. İmza yetkisi ne demek? Yani bugün imza attığın zaman sen o işi altına imza atmak demek, mahkemelerde sürünmek demek. Veya direkt bütün kamuoyunun önünde rezil olmak demek. Biliyorsunuz bu şeyin bir uçağı düşmüştü. Hatırlıyorsunuz Isparta'da düştü ya, World Focus'un bir uçağı, hatırlıyorsunuz. Oradaki bir teknisyen arkadaşımız hala yargılanıyor. İmzayı attığı için yargılanıyor uçağı. Demek ki imza bu kadar önemli. Bu imzanın bir değeri olması lazım. Bugün mütehassıs yani bu. Artık yani uzman. Yani doktor olarak bakalım ya bunu. Bugün bir doktor yanlış iğne yapmış. Mide sağıyormuş kızın. Hayatını kaybetti. Bu kişi şimdi bunun ceremesini çekecek. Değil mi? Onun için bu önemli imzalıyı bizim şu andaki yeni arkadaşlar, yani sizler yeteri kadar taşıyamıyorsunuz. Bizler sizlerden daha iyi taşırdık. Daha ağırlığımız vardı. Sizlerde bu ağırlık görmüyorum. Sizlerde de suç var. Onu da söyleyeyim yani, yüzünüze söyleyeyim. Yani bugün lisanslı bir teknisyen, CS olmuş bir teknisyen, değerli bir insandır ve attığı imza çok önemli bir şeye, uçak gibi insanların hayatı emniyeti olan Çin'e bin, yüzlerce yolcunun bindiği, ekiplerin bindiği, gözü kapalı hem de ekiplerin bindiği. Hangi pilot gelip hangarda uçağın bakımını görmüş? Kaç tanesi geliyor da bakıyor? Hayır, siz yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz, şeye pene çekiyorsunuz veya köveye çekiyorsunuz. Onlar giyinmiş, kuşanmış, parfümlerini sıkmışlar tıs tıs. Geliyorlar, çok güzel giriyorlar. Uçakta testini yapıp gidiyor. O uçak soyundu mu, soyulmadı mı, bakımı yapıldı mı, yapılmadı mı, ne şekilde çalışıldı, elini kaptıran mı oldu, ayağını kopartan mı oldu? Onları bilmez onlar. Çünkü görmüyorlar onlar. Onun için geliyorlar, biniyorlar, tamamen size emanet bir şekilde uçuyorlar. Bunun bir bedeli olmalı diye düşünüyorum her zaman. Biz bedelini alıyorduk Allah'a şükür. Onu her zaman söylüyorum. Bir teknisyen olarak çok iyi rakam alıyorduk. Yani ne bileyim ya, şu andakiyle değerlendirirsem iyiydi yani. Alım gücü iyiydi. Belki rakam söylesem küçük gelir size de. O zaman değerliydi yani. 5-6 bin lira para alıyordum. Mesela ben ayrılırken 6 bin liraydı benim maaşım. 6 bin lira düşünseniz 2006'daki değerini. Bayağı iyi paraydı yani, bilmiyorum. Yetiyordu rahat rahat. Evden falan para istemiyordum yani, kendi maaşımla geçinebiliyordum. Şimdi yani 6 bin lira şimdi çok, çok farklı bir rakam alım gücü açısından falan. Yani bu sözleşme, 3 senelik bu sözleşmenin iyi geçmediğini söyleyebilirim net. Ve bunu isterlerse zaten Sayın Değirmenci bir tweet atmış, ben de ona bir tweet
attım, cevap verdim. Başarılı bir sözleşme geçtiğini söylemiş. Bakayım o tweet. Bu da görse okuyayım ya. Neredeydi o tweet? Onu da bulamıyorum ya. Tweet. Buldum arkadaşlar. Bir dakika, attığım tweet'i okuyayım ben size. Sayın Değmenci demişim. Bu başarı demişim. Parantez içinde ünlem koymuşum. Yani o laf atıyorum demekti o. Yani ne başarısı demekti o. Anlama gelir. Bu başarı öykünüzü bizzat sizden dinlemek isterim. Sefa inan demişim. İnşallah Sayın Değmenci bu şeyime, isteğime evet der. Kendisiyle oturur sizlerin önünde. Hatta Hak İş Federasyonu'nda gelebilir, problem değil. Onlarla tanışmış oluruz. Hep beraber bir tartışma programı yapabilirim. İstedikleri yerde, ama tabii hepinizin olması şartıyla bütün toplumun önünde biz birbirimizle konuşalım. Ne anlayacağız falan. Şimdi bu sözleşme bir fiyaskoduk. Net olarak söylüyorum. Bu fiyaskoduk. Bugün %3,5'la bitirilen 3 senelik bir sözleşme Türk Hava Yolları'nın tarihinde yoktur. Bakın net söylüyorum. 3,5'la bitirilen bir sözleşme Türk Hava Yolları'nın tarihinde yoktur. Ve ondan sonra ne diyorlar? Seyyanen 100. Bir de 6 aydan sonra bazen de hiç enflasyon artı puan da vermemişler. Onu nasıl yaptılarsa, nasıl hesaplarlarsa. Hani enflasyon artı 1-2 puan verirlerdi. Bazı yerde yok, bazı yerde var. Bir demiş, niye bir demiş onu da bilmiyorum. Herhalde bunları Değirmenci bana açıklar. O niye yok, bu niye yok. Veya benim anlayamadığım çok şey var maddelerde. Bu sözleşmeyle şimdi dediğiniz gibi odalarda, teknisyenler odalarında %21,5 aldık diye dolaşıyorlarmış. Hayır efendim, hayır. %21,5 alınmadı. Alınan rakam %3,5'tu. Net söylüyorum. İşte bunu tartışalım. Yani bana sendika yetkilisi beraber beni rezil etmesi için gelmeli. Beni 3,5, nereden 3,5 çıkarttın demeli. Ben de ona Ocak-Haziran ayındaki 9'u aldığınızı söylemeliyim. Ondan sonra İlker Aycı sayesinde aldığımız, işte önceden aldığımız %9'u da söylemeliyim. 9-9-18 artı 3,5-11,5 demeliyim. Ondan sonra buradaki başarının nerede geldiğini onu da sormalıyım. Ve bu işi kapatmalıyız. İkinci sualler. İnsanlar soruyor tabii. O bugünkü gelen telefonlardan ve yorumlardan anladığım kadarıyla. Vay efendim biz istifa edeceğiz de bilmem ne yapacağız da. İşte biz ne yapalım? Ya kardeşim bunu Google'a açsan, yazsan, desen ki dayanışma aidatı nedir? Yazıyor zaten. Yani bunu sormanın bir anlamı yok ki bu çağda. Ben de oraya bakıyorum, merak etmeyin. Bakıyorum dayanışma aidatı şuymuş. Neymiş? İşte aynı rakamı veriyorsun. Efendime söyleyeyim ama bütün haklardan faydalanıyorsun. Ama seçme seçilme hakkın olmuyor. Zaten aday maday olmayacağına göre veya delege olmak istemiyorsan dayanışma da ödersin. İsterse istifa edersin. Yani bir şekilde oradan ayrılırsın, istifa edemiyorsun. Dayanışma koymuşlar. Sizin taktiğiniz o. Kimseye o sendikadan ayrılın, buna dayanışma ödeyin diyecek şeyini yapmam. Hiçbir zaman, bakın bunu da söyleyeyim, kimseye de söylemedim bunu yapın. Bana soranlara izah ediyorum. Yaparlar mı? Pek sanmıyorum yapacaklarını. İş bittikten sonra onlar şimdi yine rayına gelirler. 3 sene sonra yine yumurta ağızlarına gelir. Biz ne yapacağız diye düşünmeye başlarlar. Bizim yapımızda bu var. Halbuki sendikacılık çok farklı, çok kutsal bir görev. Aslında o kadar işçinin mesuliyetini taşımak çok zor. Hatta ben sendikacılığı size söylüyorum, ben maaşlı yapılacak bir iş olarak görmüyorum. Ve bu dernekçiliği de öyle görmüyorum. Dernekçilikte zaten öyle bir şey yok. Fakat Talpa falan bir şeyler, istekler yapmış. Onu da eleştirdim. Bu iş profesyonel olma. Bu gönül işidir ya. Bu angarya işidir. Bu zevk alma işidir. Yani bundan zevk alacaksın. O münakaşa edeceksin, tartışacaksın, insanların hakkını arayacaksın. Senin cebine bir şey girmesi şart değil. Maaşın varsa mesela, eğer masrafların olursa tabii ki alacaksın. Onlara bir şey demiyorum. Adam bir yere göreve yolluyorsan sen o kişiyi, git de metrobüste ayağını üstüne basa basa gel demeyeceksin. Bin taksiye git kardeşim, görüş, yemeğinde ye gel. Getir farkınızı ve alayım, vereyim diyeceksin. Neyse, yönetim belki maaş alabilir çünkü adamın işi buysa, profesyonelse, başka iş yoksa alabilir, ama mesela şahsen benim maaş almam komik olur. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Benim masrafımı verirseniz, işte benzin paramı falan, bana yeter de artar bile.
gibi düşünüyorum. Ha bu arkadaşlar maaş alıyor mu almıyor mu onu da bilmiyorum. Kaç lira aldıklarını da bilmiyorum. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Şimdiye kadar herkes alıyor çünkü bu yeni bir şey değil. Yani senelerde alındı ama yani ben kendi şahsıma söylüyorum. Ben bu işlerin gönül işi olduğunu biliyorum. Çünkü bir gün hangarlarda dolaşırken veya havalimanında dolaşırken başkan paranı biz veriyoruz, doğduğunuz çalışın bu ne dediği anda ben yerin dibine girerim. Onu dediği anda ben senin paranı almıyorum arkadaşım. Sen kimsin ya diyebiliyorum. Demem için de bu rakamı almamam lazım. Ben onu hizmet olarak yapıyorum. Bilgin olsun demem lazım. Yani lafı yememek için almam parayı. Yoksa sevmediğimden değil. Verirlerse alırdım halbuki. Ama o lafı da sokuyorlar arada bir. Sen ben ne dersem onu yapacaksın. Kardeşim maaşını veriyorum diyor adam. İnsanın ağrına gidiyor. Hani bir şirket diyebilir bunu. Şirket kosuyla Türk Hava Yolları senin maaşını biz veriyoruz. Dediği zaman o patron değil zaten onu diyen. O da orada çalışan. Genel müdür de çalışan. Yönetim kurulu başkanı İlker Bey de çalışan. O da sahibi değil. O da sahibi mahibi yok yani şirketin. Onun için o kişilerin demesi beni almam ama bir üyenin ben onun parasını alıyorsam eğer bunu söylemeye hakkı var. Ve benim de bu ağrıma gideceği için bu lafı yememek için en güzel şey parayı almamak diye düşünüyorum. Yani şimdi arkadaşlar işte başkan ol arkanı dizilelim bilmem ne. Ben işte bunları söylüyorum. Onlara diyorum ki bakın fil hikayesini anlatayım size. Nasrettin Hoca'nın fil hikayesini anlatıyorum. Ben öyle normal bir tip değilimdir diyorum. Sonuna kadar giderim. Ya dediğinizi alırım. Siz bana söylerseniz 10 al başkan derseniz 10'a saldırırım. 15 al derseniz 15'e saldırırım. Hiç şey tanımam. Ama onu alamazsam da ondan sonra da bana ya işte 5'te razı olurduk biz demeyin. Sonuna kadar ya gelirsiniz ya da ben orada o işi bırakırım, ceketimi çıkartır, eve gider otururum. Ondan sonra genel kurumu yapacaksınız, ne yapacaksınız yaparım. Onun için benden sendikacı olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani sendikacı biraz kıvırgan olur, biraz esnek olur. Hafif hani dansöz gibi demeyeyim de arada bir kenara çekilir bilmem ne yapar. Benim o yok, dikimdir ben. Onun için bana göre bir şey değil. Yapabilirsem ama öyle bir üyem olursa dediğiniz gibi arkamda duracak. Hiç düşünemiyorum yani yapılmayacak hiçbir şey yok. Bugün çok büyük bir güç. Hele teknisyen gücü bakın pilotlar demiyorum dikkat edin. Bilhassa teknik güç çok önemli benim için. Yani alacağım ordunun ben teknik olmasını isterim. Ama şu anda diyeceksiniz ki tekniği yöneticiler çok iyi anlamış durumda mı? Hayır anlamadılar bile. Kim anlayacak? Aşağıya inmezse kimse, onlarla konuşmazsa, yaptıkları işip de o yağmurda çamurda görmezse, koştururken ayağa kayan düşen, Skydoor'un suratına yapıştığı zaman iki saat gidip de gözlerini yıkayan, limon sıkan, bilmem ne yapan işte yüzünü yıkayan bunları görmemişlerdi ki onlar. Onlar odalarında aşağıya doğru bakıyorlar. İnsanlar çalışıyor, koşturuyor bilmem ne. Belki doli bulamıyor, lastiği belki bacağın arasına sıkıştırıp değiştirmeye çalışıyor. Yani zor meslektir, çok keyifli meslektir. Çünkü arızayı bulmak çok zor bir şey. Gerçekten. Pilot geliyor, deftere yazıyor. Şu arızalar var. Tamam var da kardeşim şimdi benim o arızayı yapmam için senin o kumanda ettiğin yeri bilmem şart çünkü bittikten sonra kontrol edeceğim. Ondan sonra ben o arızayı yapmak için troubleshooting yaptığım zaman, onu wiring'ini incelediğim zaman kaç tane valve var orada, kaç tane kompütür var. Bunun hangisini değiştirmem lazım? İşte bu bilgi, işte bunu burada yanlış bir valve, yanlış bir kompütür değiştirdiğin zaman şirkete o değiştirdiğin kompütür gayri farkati ilaç kaldırdığın için o tekrar o kompütür şeye gidecektir, kontrole gidecektir. Bir şekilde şirket para ödeyecektir. Veya düşürdün elinden değil mi? 100 bin, 150 bin dolar, 100 bin dolarlık komponentler var. Çöpe gitmiyor. Yani mahvolur. Veya bakıma gider yine çok para harcar. Yani doğru tespit etmek bilgi ister, deneyim ister. Bir kere de o arızayı bulup da yollamanın keyfine de doyum olmaz. Uçağı tam orada bırakacakken artık çalışmayan bir uçağı bir şekilde o arızayı gidip de tamam efendim gidebiliriz. Yolcu indirmeye gerek kalmadı demenin keyfini çok almış bir insanım. Stuttgart'ta da aldım bu keyfi hiç unutmam. Orada da aynı bir şekilde arıza yapmıştı. Tam o yolcu iniyordu. Otellere gidecekti. Fakat geriye döndük. O keyfi unutamam ben. Kendi kendime tabii. Kimse bana alkış malkış tutmadı. Ben kendim kendimden zevk almıştım. Onun için buradaki arkadaşlar, orada çalışan arkadaşlar, mühendis arkadaşlar, teknisyen arkadaşlar hepsinin görevi farklı olması gerekir. Ama asıl bu işin elebaşısı o
çalışan teknisyenlerdi. Elebaşçı bunlardı. Yani bu işin piyonlardı. Onlara çok iyi bakmak lazım. Tabii memur da olacak, destek de olacak, her şey olacak. Ama hepsinin bir rakamları olacak. Belirli rakamları. Bugün ona 3 vereyim, yarın ona 1 vereyim yok. Sen bir değerlendirme yapacaksın. Bir sözleşme yapıldığı zaman da hepsine eşit alacaksın. Çünkü zaten değerlendirmede onun yeri farklı. Sen %3 aldım dediğin zaman öbür adam kendi ünvanının 3'ünü alır. Aşağıdaki adam kendi ünvanının 3'ünü alır. Herkesin farası onun için önce bir değerlendirme yap. Ondan sonra herkese 3 al, herkese 5 al, 10 al gibi şeyler. Şu anda enflasyon biliyorsunuz azmış durumda. Merkez Bankası 24,5 gibi bir rakam söylüyor. Müthiş bir şey. Çok büyük bir olay. Böyle bir şey olursa zaten yani 24,5 ben de çıkacağını pek sanmıyorum. Ben bundan sonra 1-2 civarında gidecek diye düşünüyorum. Çünkü bayağı tedbirler aldılar. Bayağı şeylerde indirimler yaptılar. 24,5 olursa siz ne alırsınız? Bayağı büyük bir rakam alırsınız. Yani şöyle 18 almış olacaksınız. Öbür ekstrası ilave yapılacak. O bayağı ama olmasın. Çünkü enflasyon neden olmasın? Sizin o aldığınız para sizin cebinize kar olarak girmeyecek. Zaten onları ödeyeceksiniz piyasada. Bakkalda, çakkalda, manavda ödeyeceksiniz. Onun için inşallah çok düşük gider enflasyon. Hatta inşallah 0-0-0 gider de fark da almazsınız. Hiç önemli değil. Yeter ki 0-0-0 gitsin. Senin harcadığın para değişmesin veya ezilmesin. Yani kimse oradan enflasyon artsın da ben para alayım mantığına bakılmaz. Kimse bakmaz. Yani enflasyon her zaman için onların açıkladığı enflasyon sokak enflasyonundan her zaman düşüktür. Sen sokakta daha çok hızlı yiyorsundur. Onu da bil. İşte böyle güzel bir sohbet oldu sanıyorum. Bunu tekrar değerlendirebiliriz. Ben de isteyen istediği yerde görüşebilir. Herkesin önünde tartışabiliriz. Ben size şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Çok fazla konuştum zaten. Beni bırakırsanız 3 saatte konuşurum. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ne yapalım? Bu sözleşmeyi ben imzalamadım. Sendikamız imzaladı. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım ve sendikanın işine hiç karışmadım. Ben sadece Yavuz Bey'le bir tartışma nedeniyle buna girdim. O burada Türkiye'de böyle şey olmaz dedi. Böyle enflasyon sen nerede gördün bunu dedi. Ben de dedim görmediyse yazdım ya bunu zaten aynen şeyi konuşuyorum. Bal gibi olur dedim. Sağ olsun İlker Bey de beni mahcup etmedi. Aynı kafada bakmışız demek ki mantıkla bakmışız. Neden olmasın dedi. Olur tabii dedi. O da yaptırttı bunu. Helali hoş olsun. Bir emeğimiz geçtiyse hepinize helal olsun. Benim alacağım bir şey yok. Ben bunun zevkini alacaktım ama alamadım. Alınan rakam çok düşük kaldı. O şey refah payı düşüktü artık. Enflasyon saymıyor. Onlar zaten sizin paranız. Benim rica edip de aldırdığım para da sizin hakkınız olan para. Benim aldığım değil. O zaten vardı. O var olanı ben öne çektim. Başka bir şey yapmış değilim yani. Ha, sadece orada sendikaya top düşüyor. Bu 3,5'la bir zamla burayı götüremezler bunlar. Bayağı tepki alacaklar. Artık bu tepkide ne olur onu ben bilemem. Zaman gösterir. Ben hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Yazılarımı takip edin. Çünkü rahat rahat duramam. Sıkılsam bile bir şekilde yazı yazıyorum. Gece kalkıp yazı yazıyorum. Öyle bir ilginç huyum var. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere tekrar.